Mübarek Ramazan ayı değerini, önemini nereden alıyor? İçerisinde Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olması. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlanmış olması, Kur'an'ın nüzulü, yani mübarek Kur'an'dan alıyor ehemmiyetini Ramazan ayı. Ramazan ayı bize Kur'an-ı Kerim'in sunulduğu bir ay, kıymetini buradan alıyor. Onun içerisinde Kadir Gecesi diye Kur'an-ı Kerim'de zikredilen, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı o mübarek gün, o günde Ramazan ayı içerisinde, dolayısıyla Ramazan ayı içerisinde olan bu Kur'an'ın nüzulü, bu mesajların, Allah'ın kelamının yeryüzüne teşrifi, insanları tebliğinden dolayı Ramazan şerefleniyor, Ramazan kıymet kazanıyor. Ramazan ayı bütünüyle kıymet kazanıyor ve ona oruç ibadeti ekleniyor. Ramazan ayını bir zarf olarak düşünün, içerisindeki indirilen Kur'an'ı bir mektup olarak düşünün. Mektup, zarfın içerisinde bir mektup. Ramazan zarfının içerisinde Kur'an mektubu bize gelmiş. Ramazan zarfının içerisinde Kur'an mektubu. Sevdiğiniz bir dostunuz, bir arkadaşınız, yıllarca görüşmediğiniz, kıymet verdiğiniz birinden size bir mektup geldi. Her ne kadar mektubun dışı önemsiz de olsa yırtıp atar mısınız? Hayır. İçindekine dikkat kesilirken dışını da saklarsınız. Hatırlayın, bitti artık o mektup işleri de. Eskilerden mektuplar saklanırdı. Dışıyla birlikte, adresiyle, puluna varıncaya kadar saklanırdı mektuplar eskiden. Kıymet verilirdi, değer verilirdi. Bir hatırası var, sevdiğimden geliyor. Ne bileyim, Almanya'daki halamdan geliyor. Belçika'daki dayımdan geliyor. Ne bileyim, Trabzon'daki abimden geliyor. Kastamonu'daki anneciğimden geliyor. Filan yerdeki kızımdan geliyor. Filan oğlumdan geliyor. Dediğin o mektubun dışına ehemmiyet gösterir, zarfını saklar, içini de alır, doya doya okurdun. Ramazan'ın ayına, zarfa gösterdiğimiz hürmet gibi hürmeti göstereceğiz, ihtimamı göstereceğiz. Ama içindeki mektubun asıl gayesi, o zarfın asıl gayesi olan içindeki mektubu unutmayacağız. Biz zarfı baş üzerine koyduk, mektubu attık bir kenara. Yani Ramazan ayına bir ehemmiyettir, bir ihtimamdır, bir iltimastır amenna. Ama içerisinde olan mektup, yani o Kur'an, asıl zarfın içerisinden çıkan, asıl önemli olan o Kur'an'a bakıyorsun, o istenen, yani Kur'an'ın istediği manada hürmet, tazim, ilgi, alaka maalesef yok. Tabii genel olarak konuşuyorum, maalesef derken, maalesef size denk geliyor bu konuşma ama buradakilerin böyle olduğu anlamında demiyorum, sokaklarımızda yok. Tabii Müslüman adını kullanıyorsan ben de bu lafı söylerim. Sokakta dolaşıyor, ben Müslümanım diyor da Ramazan'la bir alakan yoksa, ben Müslümanım diyor da ibadetle Allah'ın huzuruna günde 5 vakit Rabbinin huzuruna gelip ya Rabbi ben geldim deyip haddini bilmiyorsan ben de bu lafı derim. Kusura bakmayacaksın. Müslümanlık etiketini, stikerini kullanıyorsan, Müslümanlığın o kartını, kimliğini alıp yakana yapıştırmışsan, ben de Müslümanım diyorsan, Müslümanlığın kriterleri var kardeşim. Uyacaksın. Uymazsan bana zarar veriyorsun. Uymazsan Müslümanım diyen diğer adama zarar veriyorsun. Uymazsan Müslümanım diyen dünyanın öbür ucundaki adamı bile, Müslümanı bile rencide ediyorsun. Büyük bir sorumluluğu var bu işin. Müslümansak İslam'a göre hareket etmek zorundayız. Zarfın içerisindeki mektubu okumak zorundayız. Anlamak zorundayız. Hayatımıza tatbik etmek zorundayız. Oruçluyuz, orucun gereklerini yerine getirmek zorundayız. Getirmezsek tuttuğumuz oruç, ben demiyorum, aleyhissalatü vesselam söylüyor, sabahtan akşama kadar aç kalmaktan ibaret. Aç kalmayalım diye söylüyorum. Aç kalıyoruz madem, ucunda bir de sevap olsun diye söylüyorum. Dostunuz olduğum için, arkadaşınız olduğum için söylüyorum, sevdiğim için söylüyorum. Hocanız olduğum için değil, bir arkadaşınız olduğum için söylüyorum. Bir insan oruç tutuyorsa, Allah rızası için bu orucu tutması lazım. Gösteriş için değil. Hani gösteriş, tamam, en zayıf olan ibadetlerden bir tanesi oruç. Amin. Ama orucun şartlarını yerine iyice getirmesi lazım. Oruçluyuz ama hala yalan konuşuyoruz. Ya Müslüman zaten yalan konuşmazdı da, hiç olmazsa oruca bulaştırma ya. Müslüman zaten gıybet etmezdi de, hiç olmazsa oruca bulaştırma ya. Müslüman zaten namazını kılardı da, hiç olmazsa oruçluyken kıl ya.
Bak nerelere geldik artık. Artık rica minnet böyle yalvarıyoruz Müslümanlara. Ne olur ya. Azıcık, birazcık lütfen rica ediyoruz, yalvarıyoruz. Bu noktalara geldi. Vallahi İslam'ın yalvaracak hali yok. Biz yalvarıyoruz. İslam kimseye öyle yalvarmıyor. Allah'ın bizim oruçlarımıza, bizim namazlarımıza, bizim haclarımıza, bizim kurbanlarımıza hiç ihtiyacı yok. Zerre müdanası yok. İhtiyacı yok. O Rab öyle bir Rab'dır, öyle bir yaratandır o Allah. Söylüyor, kurbanla alakalı olanını söylüyor Kur'an'da yine. Onu kestiğiniz kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşacak değil. Onlarla Allah'ın hiçbir işi yok. Sizin takvanızdır Allah katında önemli olan. Sizin tuttuğunuz oruçların hiçbirisi Allah'a bir karizma kazandırmaz. Bizim tuttuğumuz oruçlar herkese. Allah'ın makamını, mevkisini yükseltmez. Adostlar, biz bu ibadetlerle, bu Allah'ın vermiş olduğu emirlerle, işte Bakara suresinde bize sunmuş olduğu bu ayeti hayatımıza tatbik etmekle ne yaparız biz? Biz Allah'ın karşısında yükseliriz. Allah'ın karşısındaki derecemiz artar. Allah'ın karşısındaki haysiyetimiz, şerefimiz artar. Ya Rabbi, bak senin emrini yerine getirdim, getirmeye çalıştım Allah'ım deriz, demiş oluruz.